Pardon, bunu açmam lazım. Tabii. Efendim Kerem? Ya niye açmıyorsun şu telefonu ya? Panik oldum sana bir şey oldu diye. Ya ben çok garip bir karşılaşma yaşadım da sana geri dönmeyi unuttum. Ne karşılaşması? Sen neredesin? Kiminlesin? Annemi çok iyi tanıyan biriyle birlikteyim. Kimmiş o? Orhan Bey'le. Ha, hani şu, hani anlattığın annenin. Evet, aynen. Ben seni sonra arasam olur mu? Dur. Cemre kapatma, dur. Ne oldu? Biraz önce Meral'le birlikteydim. Bu demir manyağı Meral'i arıyor. Senden intikam almak için yardım istiyor. Ben de panik oldum, korktum sana bir şey oldu diye. Ha, yok, ben gayet iyiyim, merak etme. Cemre aman gözünü seveyim, bak bu adam deli, bu adam manyak. Dikkatli ol. Tamam. Dikkat ederim. Ya buradan çıkarken ararım seni hatta. Ara, muhakkak ara beni. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Erkek arkadaşın da değil mi? Evet. Merak etmiş seni. Ya bu aralar hayatlarımız çok karışık. Yani aslında en başından beri çok karışık. Nasıl tanıştınız? Ya o kadar uzun bir hikaye ki yani bütün günümüzü alır ama çok imkansız şartlar altında bir araya geldik. Annenle ben gibi yani. Siz nasıl tanıştınız? Ben babanın yani Selim Bey'in şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Annenle baban ofise gidip giderken görürdüm onu. Cemre, senin annen öyle güzel, öyle masum, öyle kalbi temiz bir kadındı ki. O ofise gelirken uzun uzun bakardım ona. Yüzünü kalbime kazımak için. Ya beni fark etmediğini sanırdım ama meğer öyle değilmiş. O da beni fark etmiş. Sonra bir gün ilk Cemre'nin düştüğü gün buluştuk onunla. Sonra daha az, çok daha az görüşmeye başladık. Çünkü hamileydi sana. Benim sizinle bir kan bağımın olma ihtimali yok, değil mi? Yıllardır kendime sorduğum soruyu şimdi sen bana soruyorsun. Var yani. Öyle bir ihtimal var ve 27 yıldır karşıma çıkmadınız. Babam ölmeseydi çıkmayabilirdiniz, öyle mi? Babam olmayabilir de kendisi. Cemre bak, bilmediğin şeyler var, konuşmamız lazım. Evet, bilmediğim şeyler var ama bildiğim bir şey var. O da siz çok korkak bir adammışsınız. Cemre bak, öyle değil lütfen. Cemre ne oldu, oturup konuşalım lütfen. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Yıllardır neredeyseniz oraya geri dönün ve bir daha da benim karşıma çıkmayın. Cemre ne olur. Thank you.
Cemre? Ne oldu sana? Sen niye bu kadar üzülüyorsun? Sen babanın cenazesinde bile bu kadar ağlamadın. Demir, senin ne işin var burada? Nasıl girdin buraya? Ben gerçekten bu zeka yarışından çok sıkıldım ama sen de bana sürekli fırsat verip duruyorsun. Ya biliyorsun bu araba firmaları yedek anahtarlar üretiyorlar. Babanın vasiyetini ararken de anahtarlardan birini kasasında buldum. Ne istiyorsun benden? Beni tanımanı istiyorum. Çünkü biliyorsun bizim ilişkimiz çok uzun sürmedi ne yazık ki. Sana kendimi iyi tanıtamadım. Sen beni yanlış anladın, yanlış tanıdın. Ben seni yeterince tanıyorum Demir. Sen hiç merak etme. Evet yani tanısaydın, gerçekten beni tanısaydın... ...sana neler yapabileceğimi bilirdin. Saçmalama, ne yapacaksın ha? Hani ne yapacaksın, öldürecek misin beni? Şunu bir bırak ya Allah aşkına. Kendini küçük düşürmeyi bırak artık. Beni artık küçük görme! Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Sana gücümü daha farklı bir şekilde ispat edeceğim. Ben seninle hiçbir yere gitmiyorum. Hadi! Gidiyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddiyim.